Kahvenizi ya da soğuk bir içeceğinizi alıp koltuğunuza yaslanın. Şeker tadında bir program başlıyor. Kıbrıs Genç TV ekranlarından Londra Haber Magazin programından herkese merhaba. Bir Londra Haber Magazin programıyla daha yine karşınızdayız ve astroloji ile yayınımıza başlıyoruz. Geçtiğimiz hafta Balık Burcu'nda bir dolunay gerçekleşti. Altısında etkisi halen daha devam ediyor. Dolunaylarda bitmeler olur, bitişler olur, sonlanmalar olur. Hayatımızda bir takım olaylar sonlandı ve yeni aya kadar da etkisi halen daha devam edecek. Balık Burcu'nun temaları şefkat, özveri ile ilgili. Bu süre içerisinde unutkanlık olabilir, uyku ile ilgili sorun yaşamış olabilirsiniz. Gerilimli bir süreçti, duygu çalkantıları olur dedik zaten. Duygu ve mantık arasında gelgitler olur. Yani bir şeylerden artık kurtulmanız, bırakmanız gerekiyor. Burçları nasıl etkiledi sizlere anlatmak istiyorum. Çünkü etkisi halen daha devam edecek, 2 hafta boyunca devam edecek. Bunun yanı sıra Merkür gerilemesi vardı. Son 3 hafta Merkür geriliyordu. İletişimle ilgili bir takım sorunlar yaşadık ama artık o da düze geçti. Hangi alanlarda iletişim güçleniyor, kontrat sözleşmeleri imzalayabilirsiniz. Onlardan da bahsedeceğim sizlere ve bunun yanı sıra Satürn Yay burcunda 20 Aralık'a kadar Yay burcunda devam edecek seyrine. 20 Aralık'tan sonra Satürn Oğlak Burcu'na geçecek. 2,5 yıl kalacak. Hayatımızda köklü değişimler olacak. Ama son 5 ay onun da gerilemesi vardı. Hayatımızda bir takım şeyleri inşa etmemiz gerekti. Peki hangi alanlarda inşa edeceğiz? Bir takım şeyler, taşlar rayına oturacak. Taşlar yerine oturacak. Onlardan bahsedeceğim sizlere. Bunun yanı sıra Jüpiter de 10 Ekim'de Terazi Burcu'ndan Akrep Burcu'na geçecek. Yani son 1 yılda Jüpiter Terazi Burcu'ndaydı. Terazilere şans, bolluk ve bereketi getirdi ve diğer burçlara da bir takım alanlarda şansı getirdi. 10 Ekim'den sonra Akrep Burcu'na geçecek ve 1 yıl boyunca Akrep Burcu'nda kalacak, bir takım alanlarda sizlere şans, bolluk ve bereketi getirecek. Hangi alanlarda? Birazdan sizlere teker teker burçları nasıl etkileyeceğini anlatacağım. Onun öncesinde gelin bakalım İngiltere gündeminde neler yer almış ve sonrasında da Koç Burcu'yla devam ediyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İngiltere Temsilciliği Kurban Bayramı'nı tertiplediği bayram yemeği ile kutladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Temsilcisi Zehra Başaran'ın himayesinde gerçekleşen davete Türk ve İngiliz bürokratların yanı sıra toplumun farklı kesimlerinden onlarca insan katıldı. Davetin onur konukları Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç ve eşi Esra Bilgiç, Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Çınar Ergin, Enfield Belediye Başkan Yardımcısı Doris Cagi ve Haringey Belediyesi Eski Başkanı Eddie Griffith oldu. Küslükleri, küskünlükleri, dargınlıkları, kırgınlıkları bir yana bıraktığımız, sevinçlerimizi paylaşarak çoğalttığımız, birliğimizi, dirliğimizi, beraberliğimizi pekiştirdiğimiz böyle güzel bir bayramda, bir bayram yemeğinde sizlerle bir arada bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Bu vesileyle bizleri buluşturan, burada buluşturan hem Enfield hem Haringey Belediye Başkanlarının da katılımıyla bizleri bir araya getiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Büyükelçisi Sayın Zehra Başaran'a bu vesileyle takdirlerimi ifade ediyorum. Hepinize
ailelerinizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, nice bayramlar diliyorum efendim. Teşekkür ederim. Bugün Birleşik Krallık'ta Londra'da Türk toplumunun varlığını sürdürdüğü ve geliştirdiği Haringey, Enfield ve diğer bölgelerde yoğun bir şekilde yaşayan insanlarımız bulunmaktadır. Sivil toplum kuruluşları olsun, siyasi seçilmiş belediye meclis üyeleri olsun, iş dünyasında, eğitim dahil değişik sektörlerde faaliyet gösteren insanlarımız bulunduğunu memnuniyetle izlemekteyiz. İnsanlarımız bulundukları noktalarda toplumsal sorumluluk bilinci içerisinde üreten, geliştiren, değiştiren, yenileyen ve yetiştiren çalışmalar yapmaktadırlar. Memleketimizden ve ata topraklarından uzakta yaşamını sürdüren insanlarımız hiçbir zaman nereden geldiğini, kim olduğunu unutmadan kuşaktan kuşağa aktarmakta, Türkçe dilini, din ve kültürünü çocuklarına öğretmekte, bulunduğu yer ve zamana ve değişen toplumsal yapıya öz değerlerini ve kimliğini koruyarak hayat uydurabilmektedir. Kuzey Kıbrıs Türkiye Türk Cumhuriyeti Londra Temsilciliği, işte bizim insanlarımızın yoğun bir şekilde yaşadığı Birleşik Krallık'ta, bir insanın hayatında gereken her konuda başvuracağı yurttaşlık işleri için her türlü yardımda bulunmaktadır. Temsilciliğimiz artık kimlik kartı verme işlemine de başlamıştır. KKTC'nin uzun yıllardır süren Kıbrıs sorunu, 50 yıldan bu yana süren görüşme sürecinin en son yine bir sonuca veya çözüme ulaşamadan bitmesi, anavatan Türkiye'nin her zaman destek ve yardımları ile yıllardır süren haksız izolasyonlar ve ambargoların ilki altında, parlamentoda dostluk grubumuzun çabalarına rağmen günlük hayatta tamamıyla insancıl konularda ciddi zorluklar ve sıkıntılarla karşılaşmaktayız. Dünyamızda savaşların çoğaldığı, barışın zor bulunduğu, terör tehlikesinin arttığı bir zamanda bizleri daha iyi, daha mutlu ve daha güvenli bir dünyanın beklediği umuduyla zahmet edip gelerek bu yemeği onurlandırdığınız için sonsuz teşekkürlerimle sizleri selamlar, sevgi ve saygılarımı sunarım. Siz sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlarla devam ediyoruz. Dolunay sizleri nasıl etkiledi? Sağlıkla ilgili sorun yaşamış olabilirsiniz. İşle ilgili de bir takım belirsizlikler, sonlanmalar olmuş olabilir. Peki hangi alanlarda oldu? Diyelim ki bir iş başvurusunda bulundunuz veya iş içerisinde bir takım sorunlar vardı. Onları halletmiş olabilirsiniz. Ama yine bu süre içerisinde gizli düşmanlıklar, elde olmayan sebeplerden dolayı sizin elinizde olmayan olaylarla mücadele etmiş olabilirsiniz. Gerilimli bir süreçte Koç burcu için rahat bir yerleşim değildi bu. Sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyordu. Belki çok fazla çalıştınız, sağlık sorunları yaşamış olabilirsiniz. Merkür'de gerilemesi vardı. İşle ilgili ufak tefek sorunlar vardı. Bir takım şeyleri inşa etmeniz, tahmin etmeniz, onarmanız gerekiyordu hayatınızda. Tüm bunlarla ilgili alanlarda artık harekete geçebilirsiniz. İş başvurusunda bulunduysanız size olumlu bir şekilde geri gelebilir. İş değişikliğini düşünüyorsanız harekete geçebilirsiniz. Arkadaşlarınızdan destek göreceğiniz bir sürecin içerisine giriyorsunuz. Sağlığınız da yavaş yavaş iyiye gidiyor. Satürn 20'sinde burç değiştirecek. Aralık ayından sonra kariyerle ilgili yükseliş ve terfi söz konusu olabilir. Yani siz sevgili koçlar, Aralık ayından sonra işle ilgili bir yükselişe geçiyorsunuz. Ama onun öncesinde yurt dışı bağlantılı işlerde, basın medya gibi alanlarda bir takım sorunlar yaşamış olabilirsiniz. Artık onları sağlama alıyorsunuz. Ve Jüpiter de 10 Ekim'de yine Akrep Burcu'na geçecek. Hangi alanlarda şanslı olacaksınız? Evlilikle ilgili alanlarda halen daha şansınız devam ediyor. 10 Ekim'e kadar bekar olanlar varsa evlilik kararı alabilirsiniz. 10 Ekim'den sonra alacak verecekle ilgili alanlarda çok şanslı olacaksınız. Bir yıl boyunca para hanenizde bir bolluk ve bereket söz konusu olabilir.
Ve bizler de Kıbrıs Genç TV ekibi olarak, Londra Haber Magazin ekibi olarak tatilimizi Kıbrıs'ta geçirdik bu yıl. Tatil maceramızı Kıbrıs'ta gerçekleştirdik ve Piabella Otel'e de gittik. Orada çekimler yaptık, orada kaldık. Kıbrıs'ın en güzel otellerinden yine Piabella Otel. Oradaki çekimlerden görüntüler göstereceğiz sizlere ama yine merkezin içerisinde tatilinizi gerçekleştirirken tatil keyfinizin en güzel geçeceği otellerden biri Piabella Otel. Bakalım kameralarımıza neler yansımış ve röportajımızı kimin gerçekleştirdik, izliyoruz. Sevgili Genç TV izleyicileri, tatil turumuzda sırada Piabella Otel var. Piabella Otel de Kıbrıs'ta aranılan oteller arasında. Bakalım buradaki hizmetler nasılmış? Hizmetlerle ilgili bilgileri de bizlere Sayın Bünyamin Bey verecek. Bünyamin Bey, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz otelimize. Hoş bulduk. Görevinizden bahseder misiniz burada? Tabii ki. Piabella Otel'de FM müdürü olarak görevdeyim. Güzel bir tesisimiz var. Yine yakınlık olarak da yürüme mesafesinde. Gördüğünüz gibi insanlar burada mutlu. Çünkü biz hizmetin en iyisini veriyoruz. Ekip olarak. Çünkü biz bir büyük bir aileyiz. Tamamıyla misafirlerin ne istediklerini tespit edip o doğrultuda hareket ediyoruz. Şu an otelin bahçesinde bulunuyoruz. Evet, doğru. Havuzun hemen yanı başında. Evet. Barın yanındayız. Burada verilen hizmetler nelerdi? Şöyle bir anlatır mısınız? Sadece içki servisi mi yapılıyor yoksa yemek hizmeti de veriliyor mu? Tabii ki. Alan olarak garden bardayız şu anda. Çocuklu aileler için özel havuzumuz var. Hemen arka tarafımızda. Ve bu alanda da yetişkinlerin daha iyi bir şekilde kitap okuyabilmek için daha sessiz bir atmosfer. Ve havuzun, iki havuzun ortasında bulunmaktayız. Belli misafirlerimiz için de şelale, Kıbrıs'ta olmayan bir olaydır bu. Kitap okurken su sesini dinleyebilmek bu alanda yaratmış olduk. Bu anlamda da biz Garden Bar'da alakart servisi de vermekteyiz. Misafirlerin özel istekleri varsa onları yapabilmekteyiz. Onun yanı sıra barımızda deneyimli barmenlerimiz, barmaidlerimiz tarafından da inanılmaz güzel kokteylleri sunuyoruz. Hatta bunlardan bir tanesini size sunmak isteriz. Tamam, birazdan geçeriz, kokteyllere de bakarız. Ben yemek servislerinizden biraz bahsetmek istiyorum. Tüm kültürlere hitap eden herhalde yemek çeşitleri bulunuyor değil mi? Onlardan biraz bahseder misiniz? Az önce de Kıbrıs gecesinden bahsettiniz. Şimdi bunu belirtmek isterim. Biz haftadaki 7 günü bir günü misafirlere izin veriyoruz. Onun dışındaki 6 gün boyunca biz burada canlı müzik yapıyoruz. Ve ortalama gece 1'e 2'ye kadar da bu müziğimiz devam etmekte. Her çarşamba günleri biz de Kıbrıs'ı geçmişini yaşatıyoruz misafirlere. Kültürümüzü yaşatıyoruz misafirlere. Bunda da insanlar restoranta açık büfeden faydalandıktan sonra da bu alanı hazırlayıp folklor ekibimiz çıkıyor. Ve geçmişte damat tıraşı veya buna benzeyen şovlar da yapılıyor. Tabii ki şovlar da yapılıyor. Onun öncesinde daha fon müzikli bir canlı müziğimiz var. Onun akabinde dansözümüz var. Turistlere Kıbrıs gecesini gerçekten yaşatıyoruz. Beğeniyorlar mı? Kesinlikle güzel bir tepki alıyoruz. Bu da bizim zaten çalışma azmimizi artırmış oluyor. Peki, çok teşekkür ederiz. Dilerseniz şimdi de kokteylin hazırlanışına bir bakalım. O da herhalde marifet mi istiyor? Kesinlikle. Şimdi çünkü bizim İngiliz misafirlerimizin en fazla talep ettiği yaz sezonunda mojito. Bunun nedeni lime limonun olması ve fresh ürünlerle yapılması misafirleri zaten cezbediyor. Ve en iyi satılan kokteyllerimizin başında mojitodur. Evet, şimdi mojitomuz barda hazırlanıyor. Dilerseniz Muhittin Bey de bizlere mojitonun birazcık özelliklerinden bahsetsin. Bakalım neden bu kadar popülermiş ve burada aranılıyormuş bu kadar çok. Mojitonun içeriğinde çünkü ferahlık var. Nanemiz var ve bu nanelerin tamamını biz kendimiz yetiştiriyoruz. Dışarıdan satın almıyoruz. Biz bu naneleri kendimiz yetiştirdiğimizden dolayı gayet organik bir ürün.
İçerisinde lime ve öğlen de akşam da içilebilen ve en popüler olan kokteyllerimizden bir tanesi. Şu anda zaten kokteylimiz de geldi. Evet, kokteylimizi alıyoruz. Ben de tadına bakacağım. Burada çok aranıyormuş. Burada güneşlenirken bahçesi gerçekten de muhteşem ve dinlendiriyor insanı. Bir meditasyon eşliğinde kitap okurken, müzik dinlerken burada havuz başında, küçük şelalemizin başında dinleniyoruz, huzur buluyoruz. Pabella'nın bahçesine hayran kaldım. Çok güzel. Yemekleri de eminim muhteşemdir. Bizler de Kıbrıs gecesine katılacağız. O lezzetlerin tadına bakacağız. Ama şimdi kokteylimi yudumlamak istiyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Bir daha hatırlatalım. Pabella Otel şehir merkezinde, hemen çok yakın. Yürüme mesafesiyle çarşıya, limana inebiliyorlar buradan. Evet. Öyle değil mi? Evet. Ve herkesi buraya bekliyoruz. Son olarak neler söylemek istersiniz? İngiltere'de şu an bizi izleyen izleyicilerimize neler söylersiniz? Öncelikle çok teşekkür ederiz. Her zaman bekleriz. Gerçekten biz işimizi severek yapıyoruz. Yaptığımız bütün işte adımızı taşıyoruz. Pabella kuruluşun adını taşıyoruz ve ondan dolayı gelmek isteyen, görmeyen bütün halkımızı buraya bekleriz. Her zaman biz işimizi severek sunmak isteriz. Çok teşekkür ediyoruz ve başarılar diliyoruz. Ben de kokteylimi yudumlayacağım artık. Çok eminim çok güzeldir ve popüler bir kokteyl olduğu için. Sağ olun. Sağ olun. Siz sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlarla devam ediyoruz. Bir dolunay gerçekleşti ve arkadaşlarla ilgili sıkıntılar yaşamanıza sebep olmuş olabilir. Dolunaylarda duygu çalkantıları yaşarız. Belki bir takım dostlukları ve arkadaşlıkları hayatınızdan tamamıyla çıkarmış olabilirsiniz. Peki olumlu açıdan bakacak olursak neler elde ettiniz? Belki işten elde edilen gelirlerde bir yükseliş ve artışla söz konusu olmuş olabilir. Ama genel olarak hassas bir süreçti. Dolunaylarda zaten gerilimli olur. Duygu çalkantıları yaşarız. İkilemler yaşarız ve bu süre içerisinde sizler de arkadaşlarınızla olan iletişiminizi gözden geçirdiniz. Belki bir takım kişileri hayatınızdan yavaşça uzaklaştırdınız. Merkür gerilemesi vardı. Aşk hayatınızla ilgili sorunlar yaşamış olabilirsiniz. Siz sevgili boğalar, aşk hayatınız son 3 haftadır gerilimliydi. Tartışmalar oldu. Belki ayrılıklar oldu. Ayrıldığınız kişi tekrar hayatınıza gelebilir. Yani önümüzdeki günlerde aşk hayatınız yavaşça rayına oturuyor. Çocuklarla ilgili sorunlar varsa onlar da yavaşça düzeliyor. Çocuk sahibi olmak isteyenler güzel haberler alabilirler. Yine sportif alanlarda uğraşanlar veya sanatla ilgili uğraşıyorsanız eğer sözleşmeler imzalayabilirsiniz, sergiler açabilirsiniz, kendinizi yaratıcı ifade edebilirsiniz. Bunun yanı sıra Jüpiter de 10 Ekim'de burç değiştirecek demiştik. İşle ilgili alanlarda halen daha çok şanslısınız. İş değişikliğini düşünüyorsanız harekete geçebilirsiniz. Artık Merkür gerilemesi de yok. Dolayısıyla başvuruda bulunabilirsiniz ve işle ilgili güzel haberler alabilirsiniz. Ve yayınımıza belli onayla devam ediyoruz. Zaman zaman evimizde yenilik yapmak istiyoruz ve en güzel tasarımlar ve trendler Bellona'da. Evinizi değiştirmek istiyorsanız mutlaka yolunuz Bellona'ya uğrasın. İzliyoruz. Evet sevgili izleyicilerimiz, Londra Haber Magazin programımız tam gaz devam ediyor. Ponderiz'in High Street'teyiz, Bellona'da ve pazarlama müdürü Özkan Bey ile birlikteyiz. Evet Özkan Bey, neler var Bellona'da? Bellona'da neler var? Çok güzel bir kampanya var. Daha önce başlattığımız bir kampanya belli bir aradan sonra tekrar gündeme getirildi. Kurban Bayramı dolayısıyla bunu yaptık. Türkiye Fabrika'nın İngiltere'deki Bellona mağazalarına özel uyguladığı bir indirim. Hemen hemen %30
hatta %30 biraz geçen indirimler var. Örneğin 2300 pound değerindeki bir yemek masası 6 sandalye ile birlikte şu an 1500 pound'a yakın bir değerde alınabiliyor. Ödeme kolaylıkları her zaman olduğu gibi bu kampanya ile birlikte yine devam ediyor. Stoklarımızda çok sayıda ürün mevcut. Şu an onu söyleyebilirim. Bazı ürünleri beğenip satın almaya karar verdiklerinde hemen teslim yapabilir konumdayız ama örneğin stoktaki bir mağazamızdaki bir koltuğun farklı rengini seçip beğenirlerse bu stokumuzda da mevcut değilse bunun için sipariş veriyoruz. 6 ila 8 haftada koltuk takımlarını 10 ve 12 hafta arasında da panel mobilyaları yani yatak odası takımlarını, yemek masalarını stok dışında ise eğer siparişle müşterilerimize ücretsiz hiçbir ekstra teslimat ücreti almadan teslim ediyoruz. Kendi evlerinde kutularından çıkartıp ücretsiz yine garanti kapsamı altında montaj yapıp güle güle kullanmaları için teslim ediyoruz. Evet sevgili izleyicilerimiz bu fırsat kaçmaz. Evet geçen defaki kampanyaya kaçıranlar bu defa Bellona'ya gelebilirler ve bu güzelim fırsattan yararlanıp Bellona'nın güzel ürünlerini evlerinize getirebilirsiniz. Evet Özkan Bey bu arada taksitli satışlar da devam ediyor mu? Her zaman olduğu gibi başından beri Bellona'nın burada açtığı mağazaların ilk gününden bugününe kadar her zaman olduğu gibi Bellona mağazalarında taksitli satışlarla devam ediyor. 12 aydan 36 aya varan 0 faizli taksitli satış imkanları da yine mevcut. Biliyorsunuz Bellona hem Kuzey Londra'da Enfield'da Ponders and High Street'te yer alıyor. Hem de Güney Londra'da Lewisham High Street'te çok 3 katlı bir mağazası ile birlikte hizmetini vermeye devam ediyor. Ulaşımlar Londra'da biliyorsunuz Londra İngiltere ulaşım ağını çok genişletmiş. Eğer mevcut arabaları olmasa bile ulaşım ağı çok geniş. Buraya gelip bu mobilyalara hiçbir teslimat kaygısı olmadan bu koltuk takımını, bu yatak odası takımını evime alırsam nasıl götürürüm kaygısı gütmeden bir taşımacı, bir nakliyatçı arayışına girmeden biz ücretsiz evlerine teslim ediyoruz. Bir de tasarım anlamında odaların ölçülerini ve bu ölçülere uygun ürünleri seçip seçebilmek anlamında ücretsiz iç mimari desteğimiz de hala sürüyor. Özellikle şu indirim kampanyasını yeniden hayata geçirdiğimiz bu indirim kampanyasından daha önce çok talep olmuştu. Hala talep, yine çok talep var. Haberi olmayanlar için tekrar buradan duyurmuş olalım. Kaçırmasınlar yeni ürünlerle birlikte bu kampanyayı, bu fırsatı değerlendirsinler. Evet sevgili izleyiciler, hem indirimler devam ediyor hem taksitli uygulamalar devam ediyor. Evet ne yapıyoruz? En yakın Bellona mağazasına uğruyoruz. İsterseniz Lewisham High Street'de, isterseniz Ponders and Enfield'de uğrayabilirsiniz ve bu güzelim ürünlere sahip olabilirsiniz ve bu yaz bitimin sonrasında sizin evinizde de Bellona'nın ürünleri olabiliyor. Sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlarla devam ediyoruz. Geçen gün gerçekleşen dolunayla birlikte işle ilgili bir takım olaylar artık sonlanıyor yavaş yavaş. Evle iş arasında bir takım gerginlikler yaşamış olabilirsiniz. Belki çok fazla çalıştınız, evinizi ihmal ettiniz veya çok fazla evde kaldınız, işinizi ihmal ettiniz. Artık bunlar işle ilgili alanlarda yaşamış olduğunuz tüm sorunlar yavaşça bitiyor, gerilim azalıyor. İşle ilgili daha yaratıcı ve daha fazla mücadele etmeniz gerekebilir. Merkür gerilemesi vardı. Sizi nasıl etkiledi? Son 3 haftadır evle ilgili bir takım sorunlar yaşamış olabilirsiniz. Alacakla ilgili, kirayla ilgili, parayla ilgili, kiracılarla ilgili, tamiratlarla ilgili bir takım sorunlar oluşmuş olabilir. Ev içerisinde gergin hissetmiş olabilirsiniz kendinizi. Bugünden itibaren artık evle ilgili alanlarda harekete geçebilirsiniz. Ev alım, satım, kirayla ilgili alanlarda bir takım güzellikler yaşamanız söz konusu olabilir. Jüpiter de 10
Ekim'e kadar sizlere aşkla ilgili alanlarda fırsatları sunacak. Bekar olanlar açısından çok güzel bir yerleşim. Birilerini tanıyabilirsiniz. 10 Ekim'e kadar şans devam edecek. Bunun yanı sıra çocuk sahibi olmak isteyenler de varsa 10 Ekim'e kadar güzel haberler alabilirsiniz. Yani siz sevgili ikizler çocuklarla ilgili alanlarda, aşkla ilgili alanlarda ve sportif alanlarda, sporla ilgili alanlarda şanslı olacağınız bir sürecin içerisine giriyorsunuz. Son bir ayınız kaldı. Bu fırsatları değerlendirmekte fayda var. Satürn de 20 Aralık'ta bu işi değiştirecek. İletişimle ilgili alanlarda, sınandığınız alanlarda artık sorunlar yavaşça bitecek ama parayla ilgili ufak tefek sorunlar yaşamanız söz konusu olabilir. Ve turumuza tatil serüveniyle devam ediyoruz. Bizler de magazin ekibi olarak tatil serüvenimizi Rose Garden'da gerçekleştirdik. Sizler için Rose Garden'a gidip orada çekimler yaptık. Gül bahçeleri içerisinde çok güzel bir aile işletmesi. Orada bulunduğunuz süre içerisinde hem havuzundan hem Kıbrıs gecelerinden, yemeklerinden hem de spor salonundan faydalanabileceğiniz çok güzel bir aile işletmesi. Orada güzel bir röportaj gerçekleştirdik. İzliyoruz. Sevgili Genç TV izleyicileri, tatil turumuzda hem tatil yapıyoruz hem de sizlere Kıbrıs'ımızdaki en güzel otelleri ve işletme yerlerini izletmeye devam ediyoruz, tanıtmaya devam ediyoruz. İsminden de anlaşılacağı gibi Rose Garden'dayız, yani güllerin arasında bir işletmenin içerisindeyiz, adından da aldığı gibi. Tabii ki işletme sahibi yanımda, sizi tanıyabilir miyiz? Evet, ismim Turgay Çayer. Turgay? Çayer. Çayer. Evet, işte buranın. Evet, tabii ki Rose Garden'ın sahibisiniz. Aile işletmesi Rose Garden ne zaman inşa edildi? 1994'te başladık ama çok küçüktü o zamanlar. Her yıl ekledik ve bu raddelere geldik. Büyüdükçe büyüdü çünkü başarılı bir işletme her zaman büyür değil mi? Bu başarıyı neye borçlusunuz? Aile işletmesi olduğu için mi, deneyim mi vardı? Nereden başladı bu turizmcilik? Yok, bende hiç turizm deneyimi yoktu. Yani ben 15 sene İngiltere'de yaşadıktan sonra geri geldim. Aile işletmesi, insanları sevmemiz. Örneğin açtım açalı bende çalışan personel var. Yani bu da neyi gösteriyor? Demek ki doğru şeyler yapıyoruz. Hem turiste karşı hem çalışanlara karşı. Ki bizi bırakıp gitmiyorlar ki bu turistler için çok iyi bir şey. Her yıl geliyorlar, her yıl aynı personeli görmeleri onları mutlu ediyor. Evet, birkaç kişiden duydum sürekli olarak aynı personelin otelde olması müşteriyi de çekiyormuş. Çünkü alışık simalar rahat ettirmesini sağlıyor tabii ki turistin. Hem turist rahat ediyor hem de çalışan daha iyi hizmet mi veriyor tanıdık simaları da gördüğü zaman. Tabii ki yabancılar da geliyor, dünyanın her bir yerinden geliyor öyle değil mi? Evet. Turistleriniz nasıl? Yerli halk da geliyor mu? Türkiye'den mi? Yoksa dünyanın her yerinden gelen turistler var mıdır? Bize dünyanın her yerinden gelen turistler var. Ama en büyük müşteri kitlesi İngiltere'den. Yani %80 İngiltere, %20 diğer ülkeler. Biraz önce yemek yeme imkanı elde ettik. Burada lezzetlerin tadına baktık. Gerçekten de dürüstçe söylemek istiyorum. Çok lezzetliydi. Şeftali kebabını tattım. Arkadaşım musakka yedi. Çok güzel, çok lezzetliydi. İnanılmaz yani, evde bile bu lezzeti bulamazsınız. Kim pişiriyor bu yemekleri? Yani aile şirketi bu. Aile mi yapıyor yoksa özel şef mi getirdiniz bu yemekler için? Vallahi yıllardır yanımızda olan şef bunları yapıyor. Her zaman yaptığı için yaptıkça daha iyi yapıyor tabii ki. Şefinizi bırakmayın bence. Çünkü bu lezzet inanılın bulunmuyor yani. Çok çok güzel, harika. Zaten bu şef de en az 10 yıldır yanımızda. Ayrıca biraz önce bahsettiğiniz gibi salı akşamları karaoke yapıyoruz. Çarşamba akşamları quiz gecelerimiz var. Cuma cumartesi Türkçe canlı müziğimiz. O da çok iyi, çok başarılı. Yani haftanın 4 gecesi yapıyoruz bunu. Jim var.
Ha tabii bunun dışında çok büyük bir jimnastik salonumuz var. Evet, dans stüdyosu. Her şey var yani. En önemlisi bizler varız. Bizler dediğim gibi bir aileyiz. Hepimiz çalışanlar da. Bed and breakfast mı burası yoksa half board'da sunuluyor mu? Burada her şey isteğe göre. Bed and breakfast da verilir, half board da verilir. Ayrıca da yukarıda iki tane restoranımız var. İşte alt katta a la carte, üst katta kebap çeşitleri, balık çeşitleri. Dolayısıyla herkesin yiyebileceği yemekleri yapıyoruz. Taze taze balıklar. Taze balıklar, her şey var. Hafta sonu müzikli gecelerde, tabii her akşam mezeler de var. Hafta sonu işte müzikli geceler, dansöz, her şey var. Yani insanlar mutlu oluyor. Yani buraya geldiğinde mutlu oluyor. Tatile geldim diyor. Çünkü sadece bir otele gidip de havuzundan yararlanmak değildir tatil. Hem havuzundan yararlanacaksın hem de karnın doyacak. Yani ben bir otele gittiğim zaman acaba nerede yemek yiyebilirim de düşünmek istemiyorum. O otelde günümün belki büyük bir bölümünü o otelde geçirmek istiyorum. Dolayısıyla burada doğayla baş başa, burada huzur var, sessizlik var. Yeşilliğin içerisinde, güllerin arasında muhteşem bir aile işletmesi. Herkese tavsiye ediyoruz. Aile işletmesi demişken kızınız sanırım yanınızda. İsminizi öğrenebilir miyim? Bingül ben, merhaba. Merhaba, sizin buradaki göreviniz nedir? Halkla ilişkiler müdürüyüm. Ama şimdi bizde bir iş yok. Boşluk olan yerleri dolduruyoruz. Önemli olan zaten huzur. Müşterilerimiz huzurlu olsun, işçilerimiz huzurlu olsun, biz zaten huzurluyuz. Huzur yani. Budur istediğiniz. Yani o hizmeti verdiğiniz zaman karşılığını görmektir. İşte burada ayrılırken nasıl ayrılıyorlar? Yine geliyorlar mı? Geliyorsa iş bitmiştir zaten, değil mi? Aynen öyle, aynen öyle. Zaten tatile çıkma isteğinin en başta gelen, listenin başında olan şey huzur ve güvenli hissetmek. Buraya aileler geliyor. Gayet kimse rahatsız etmiyor. Herkes huzurlu, güvenli bir şekilde tatilini yapabiliyor dediğiniz gibi. Kafamı dinleyeyim. Aynen öyle. Aynen öyle. Bizim zaten amacımız bu. Ve ait olma hissi. Bunu çok erken fark ettik biz. Gelen müşterilerimiz ait olmak istiyor. Ailenin parçası olmak istiyor ve bizim en iyi yaptığımız şey de bu sanırım. Siz kendi aile bir şeyi başlattınız ama bu aile gitgide büyüyor müşterilerle birlikte. Kocaman bir aile olmaya devam ediyoruz Garden mı diyorsun? Aynen öyle. Aynen öyle. 20 yıllık müşterilerimiz var. Yılda 2 kere gelen. Çok güzel bir enerjiniz ve ışığınız var. Biz buraya geldiğimiz zaman biz de kendimizi aile gibi hissettik. Yarım saatliğine bir çekime geldik. Hala daha burada oturuyoruz. Gitmek istemiyoruz. Herhalde burada buranın bir büyüsüdür, enerjisidir. Bilmiyorum ne yapıyorsunuz insanlara. İnsanlar dalga geçer zaten. Hotel California'dır burası derler. Check out ne zaman isterseniz yapabilirsiniz. Lakin hiçbir zaman kaçamazsınız yani. Çok teşekkür ederim. Başarılar dileriz. Son olarak neler ilave etmek istersiniz genç TV izleyiciler? Londra'da izliyorlar sizi şu an. Vallahi yerimizi gördüler. Bizleri gördüler. Biz ve personelimiz onlara hizmet için buradayız. En iyisini vermek için buradayız. Her zaman gelsinler. Kıbrıs'ı çocuklarına tanıtsınlar. Kültürlerine gelsinler. Kışta da gelsinler. Çünkü buranın kışı zaten 2 aydır. Geriye kalan zamanlar biz hep böyle kısa kollu. Kışta bile, yani Christmas'ta bile biz kısa kollu dolaşıyoruz. Dolayısıyla yıl 12 ay Kıbrıs'ı desteklesinler. Gelsinler, rahat etsinler. Onu diyeceğiz ya. Çok teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz Genç TV aracılığıyla. Sizlerin reklamını yapmaya, bu güzelliği tanıtmaya bizler de devam edeceğiz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Siz sağ olun. Teşekkür ederiz. Yayınımız
programımıza siz sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlarla devam ediyoruz. Yengeç burçları çok duygusal ve hassas burçlar ve dolunay gerçekleşirken bu gerilimi çok fazla hissetmiş, bu duygusallığı çok fazla hissetmiş olabilirsiniz. Bu dolunay süresince tüm burçları etkiledi. Uykuyla ilgili sorunlar olmuş olabilir. Yine sularla ilgili haberler duyduk. Yağışlar fazlalaştı. Ayak bileklerinde sorun yaşayanlar, ayaklarda sorun yaşayanlar bu daha fazla belirginleşti. Sağlık sorunları oluşmuş olabilir. Siz yengeçleri nasıl etkiledi? İletişimle ilgili etkilemiş olabilir ve yurt dışından kişilerle tartışmalar olmuş olabilir. Basın medya, yayıncılıkla, turizmle ilgilenenler varsa bir takım olaylar halloldu, sonuçlandı. Gerilim yavaşça artık azalıyor gibi görülüyor. Merkür gerilemesi vardı. İletişim evinizde bir takım kişilerle tartışmalar yaşamış olabilirsiniz. Kendinizi ifade etmek istediğiniz alanlarda zorlanmış olabilirsiniz. Artık düze geçti. Kontrat, sözleşme, anlaşmalarla ilgili alanlarda şanslı olacağınız bir süreç. Eğitimle ilgili uğraşıyorsanız yine eğitimle ilgili şanslı olacağınız bir sürecin içerisine girdiniz. Araba değişikliğini düşünüyorsanız harekete geçebilirsiniz. Elektronik eşya almak, telefonunuzu değiştirmek için uygun bir sürecin içerisine giriyorsunuz. Sözlerle karşı taraf üzerinde etki uyandıracağınız da bir sürecin içerisindesiniz. Jüpiter 10 Ekim'e kadar Terazi burcunda, evle ilgili alanlarda çok şanslısınız. Kiracılarınız varsa veya ev almak istiyorsanız, ev içerisinde dekorasyonla uğraşmak istiyorsanız, eşya almak istiyorsanız tam sırası harekete geçebilirsiniz. Satürn de 20 Aralık'a kadar Yay burcunda işle ilgili bir takım sorunlar yaşadınız, bir takım şeyleri inşa etmeniz gerekti. Artık bu sorunlar da yavaşça bitiyor. İş içerisinde yükseliş, terfi söz konusu olabilir. Çok çalışmanın mükafatını ileriki günlerde göreceksiniz. Ve Londra turumuza Doğu Taş Exclusive ile devam ediyoruz. Artık tatil bitti, geri geldik. Evimizi de güzelleştirmemiz gerekiyor. O tatil modunda, o güzel enerjiyle geldik. Evimizin içerisi de güzelleşsin. En güzel trendleri ve tasarımları, en şık mobilyaları Doğutaş Exclusive'de bulabilirsiniz. İzliyoruz. Sevgili Kıbrıs Genç TV Londra Haber Magazin izleyicileri, renk ve şıklık kalitesiyle her oda dekorasyonunda aranılan mağazalardan olan, markalardan olan Doğu Taş Exclusive'deyiz ve yanımızda Gürkan Bey var. Gürkan Bey bizlere bu hafta yatak odası takımlarından bahsedecek. Artık tatil sonrası evimize geldik ve evimizi yenilemek istiyoruz. Bakalım yatak odası takımlarının özellikleri nelermiş? Gürkan Bey, öncelikli olarak nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Sağ olun, siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. İzleyicilerimiz merak ediyor. Tatil dönüşü eminim evini yenilemek isteyenler var. Belki yatak odası takımı almak isteyenler vardır. Ürünleriniz nelerdir ve özellikleri nedir? İzleyicilerimize anlatır mısınız? Tabii ki de. Öncelikle şu an önünde bulunduğumuz yatak odasından bahsetmek istiyorum. Fresno yatak odası. Bu ay kendisi kampanyalı bir ürünümüzdür. En önemli özelliklerinden biri, Londra'da biliyorsunuz evler çok ufak olduğu için bu yatak odasının yatağı bazal olarak gelebiliyor. Yani ekstradan storage olabiliyor. Ayrıca dolapları 3 değişik size'de gelebiliyor. 2.20, 1.80 ve 1.50 olmak üzere. Çünkü biliyorsunuz kim yatak odaları çok ufak olduğu için her yatak odasına uygun bir şekilde uyum sağlayabiliyor bu yatak odası takımı. Ayrıca 3 farklı renkte geliyor. Beyaz olarak, siyah beyaz olarak ve ceviz rengi olarak. Bu ay Doğu Taş olarak bu yatak odası takımını offer'da seçtik, kampanyada seçtik. Komple set, yatağı, dolabı, 2 tane komodini, makyaj masası ve aynası birlikte 2.300 pound'a denk geliyor. Bu 2.300 pound üzerinden ufak bir depozito ödeyerek %10 gibi geriye kalan bütün ödemeyi taksitli bir şekilde yapabilirsiniz. Ayda 50 pound, 60 pound gibi. Ya da isterseniz peşin olarak da ödeyebilirsiniz. Onun ayrıca dolabın içinden de bahsetmek istiyorum sizlere. Dolabın içinde çekmece olarak geliyor. 2 tane ekstradan çekmecesi vardır. Ayrıca şu an ekstradan LED sistemleri geliyor. Kapağı açtığınız sürece otomatikman ışık kendinden yanıyor. Özellikle stop sisteminden bahsetmek istiyorum. Çift stop sistemi kullanıyor dolaplarımızda. Kapakları kapattığımız zaman kendinden yavaş bir şekilde kapanabiliyor. Bu da dolapların daha uzun ömürlü kullanılmasına sağlamaktadır. Peki Gürkan Bey, çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten de çok şık ve çok güzel tasarımlar. Peki izleyicilerimize ödeme kolaylıklarından da bahsedebilir miyiz? Ve ne zaman teslim alabilirler mağazaya geldikleri zaman, ürünü seçtikleri zaman? Tabii ki de öncelikle ödeme kolaylıklarından bahsetmek istiyorum. Seçmiş olduğunuz ürünleri sıfır faizle ayda 50 pound, 60 pound ödeyerek 3 yıla kadar taksitlendirme yapabiliyoruz. Onun haricinde tabii peşin alımlarda da ekstradan bir indirim yapma şansımız oluyor. Teslimat süresinde eğer ürünler elimizde yoksa 7 ile 10 hafta arasında ürünlerimizi teslim edebiliyoruz. Ama şu an stoklarda çok fazla yatak odası setimiz var. Özellikle bu yatak odası seti. Stoktan
aldığınız ürünler stokta varsa bir hafta içinde deliverisini yapabiliriz evlere. Peki Gürkan Bey, Kıbrıs Genç TV Londra Haber Magazini izleyicileri sizlere nasıl ulaşacaklar? Biz bu hafta yatak odası takımlarından bahsettik ama belki başka ürünü seçmek isteyecekler ve buraya geldikleri zaman deneyimli kişilerden yardım almak isteyecekler. Peki sizlere nasıl ulaşabilirler? Tabii ki de müşterilerimiz müsait olduğu zaman Haringey mağazamızda bekleriz. Ayrıca iki tane daha şubemiz bulunmaktadır. Edmonton ve Brent Cross olmak üzere. Hangi tarafa daha yakınsa oturdukları yer, o şubemize uğrayabilirler. Her şekilde yardımcı oluruz müşterilerimize. Gürkan Bey, vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Bu hafta yatak takımından bahsettik. Gelecek hafta izleyicilerimize diğer ürünlerden bahsedeceğiz. Çünkü Doğutaş Exclusive'de çok çeşit var. Tatil sonrası evini değiştirmek isteyenler, en güzel tasarımlara sahip olmak isteyenler, en güzel trendlere sahip olmak isteyenler mutlaka Doğutaş Exclusive'e gelin ve buradaki yetkili kişilerden, deneyimli kişilerden bilgiler edinin. Ödeme kolaylığı var. En güzel tasarımlara burada Doğutaş Exclusive sayesinde sahip olun ve yaşam alanınızı cennete çevirin. Bizler Kıbrıs Genç TV Londra Haber Magazin ekibi olarak bu hafta sizler için Doğutaş Exclusive mağazasına uğradık. Gelecek hafta sizlere bir başka üründen bahsedeceğiz. Bizi izlemeye devam ediyorsunuz. Şimdilik buradan ayrılıyoruz. Fakat Londra turumuz tüm hızı... Yayınımıza siz sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlarla devam ediyoruz. Dolunay'ın etkisiyle sizler de parayla ilgili alanlarda bir takım sorunlar yaşamış olabilirsiniz. Borç vermemeye özen gösterin, borcu alamayabilirsiniz. Belki daha önceleri para verdiniz, paranızı alamıyorsunuz. Alacak verecekle ilgili alanlarda bir takım sorunlar oluşabilir. İş yaptığınız kişilere çok dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle eşinizle veya varsa ortağınızla parayla ilgili alanlarda bir takım sorunlar oluşabilir. Yapılan işler varsa eşinizle veya ortağınızla bunun hallolması, sonuçlanması ve bitmesi de söz konusu olabilir. Belki bankalara parayla ilgili müracaatlarda bulundunuz. Bununla ilgili güzel haberler de alabilirsiniz. Olumlu açıdan bakacak olursak. Merkür gerilemesi vardı. Son 3 haftadır parayla ilgili sorunlar yaşadınız siz sevgili aslanlar. Belki çok fazla para verdiniz, paranızı alamıyorsunuz, ticaret hayatına atılmak istiyorsunuz. Sorunlar var. Önümüzdeki günlerde bu sorunlar yavaşça bitiyor. Artık ticari açıdan veya parayla ilgili alanlarda her ne yapmak istiyorsanız harekete geçebilirsiniz. 10 Ekim'e kadar İletişimle ilgili alanda çok şanslı olacaksınız. Son bir ayımız kaldı. Jüpiter terazi burcundan akrep burcuna geçecek. Son bir yıldır terazi burcundaydı. İletişimle ilgili alanlarda çok şanslısınız. Eğitimle ilgili yükseliş oluşabilir. Eğitimle ilgili alanlarda eğitiyorsanız veya öğrenim içerisindeyseniz yeni bir kursa yazılmak istiyorsanız şanslı olacağınız bir süreç. Bunun yanı sıra araba değişikliğini düşünüyorsanız veya elektronik eşya almak istiyorsanız kompüter, telefon gibi alanlarda şanslı olacağınız son bir ayın içerisine girdiniz. Ve yayınımıza Acapulco Resort Hotel ile devam ediyoruz. Yeşil ve mavinin en güzel kombinasyonu bulabileceğiniz en güzel otellerden, Kıbrıs'ın en güzel otellerinden. Sahili çok güzel ve restorantı da yenilendi, büyüdü, güzelleşti. Geçen yıl oradaydık, bu yıl gittik. Gerçekten de tanıyamadık. Bakalım kimlerle röportaj yaptık ve kameralarımıza neler yansımış. İzliyoruz. Acapulco Resort and Convention and Spa, Kuzey Kıbrıs otelleri içerisinde tatil keyfini dünya standartlarında ve servis kalitesiyle Kıbrıs'a getiren, Akdeniz kültürü ile gelen konuklarımıza gerek iş gerek tatil amacı ile 5 yıldızlı ve dostça bir servis sağlayan Kıbrıs'ın en gözde otelidir. Siz değerli misafirlerimize daha kaliteli hizmet verebilmek için yenilenen Beach Bar'da aradığınız tüm lezzetleri bir arada bulabileceksiniz. Yeni inşa edilen ve hizmete giren havuzu ile keyifli dakikalar geçireceğiniz Acapulco Resort Hotel, siz değerli misafirlerin tatilini renkli ve unutulmaz kılacaktır. Müzik
sevgili Kıbrıs Geniş TV Londra Haber Magazin izleyicileri. Londra Haber Magazin ekibi tatilde. Kıbrıs'taki turumuza devam ediyoruz ve Kıbrıs'taki otellerimizi sizler için görüntülüyoruz. Bugün Acapulco Resort Otel'deyiz ve buradaki çekimlerimizi, görüntülerimizi sizler için gerçekleştirdik. Burada seyahat eden kişilerin de görüşlerini almak istedik ve baktık tanıdık simalar varmış burada. Sevgili Turgay Bey'i de yakaladık. Nasılsınız? Tatil nasıl geçiyor? Çok güzel gidiyor. Teşekkür ederim. Sürekli olarak geliyor musunuz Acapulco Otel'e yoksa ilk kez mi geldiniz? Acapulco Otel'e ta ilk yıllardan beri yapımı başladığı yıllardan beri buralardayım. Zaten ben Çatalköylüyüm. Bizim mekanımız burasıydı, Acapulco Beach. Acapulco'nun gelişimini yakından takip edenlerdensiniz o zaman. Nasıldı ilk başladığı zaman? Tabii ki sıfırdan oluştu bu konsept ve nereye doğru gidiyor? İlk etapta yalnız bu resepsiyonun resepsiyon vardı. O da henüz yapımına başlanmıştı. Ondan sonraki gelişim inanılmaz büyük bir atılım oldu. Hakikaten süper bir kompleks oldu. Bak bu altında durduğumuz yerler herhalde geçen sene yapılmış ama inanılmaz güzel. Çok güzel bir şey. Geçen sene geldiğimizde yoktu sanırım. Hayır. Çok yeni inşa edildi ve gerçekten geldiğimizde tanıyamadık Acapulco. Başka bir otele gelmiş gibi. Zaten burası ayrı bir köy yani, tatil köyü. Sizler ne düşünüyorsunuz? Servis olsun, kaldınız burada. Nasıl geldiniz? Öncelikli olarak buraya gelişinizden biraz bahsedelim. Gelişim Paradise Holidays'den paket yaptırdım. Çocuklarım daha önce geldi. Ben hanımımla sonradan pazar gün geldik. Ulaşım falan güzel, resort inanılmaz güzel. Yani burası köy değil de kasaba olmuş. Hakikaten yani insanın severek geleceği bir yer. Özellikle çocuklar için süper bir mekan. Sıkılmıyor insan çünkü aradığı her şey var mı burada? Mesela neler var? Restorantı nasıl? Birazcık anlatır mısınız? Restoran iyi, yemekler kaliteli. Organikmiş yemekler. Olabilir. Ünal Bey'in çiftliğinden herhalde. Evet. Süper bir şey. Burada çocuklar için entertainment var. Mesela akşam burada şey vardı. Film vardı. Burada kaydıraklar. Film gösteriyordu burada çocuklar için. Amfiteyatrda. Yok şurada bu evet. Yeşilliğin olduğu yerde. Orada bu kaydıraklar var falan, havuzlar inanılmaz güzel. Çocuklar eğleniyorlar, gönül rahatlığı içerisinde. Evet, kesinlikle. Ailenizle birlikte geldiniz. Güzel bir tatil geçirmenizi diliyoruz. Sarpus Paradise'ı tercih ettiniz. Bizler de zaten ekip olarak Sarpus Paradise sayesinde geldik. Çekimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Tavsiye ediyor musunuz? Londra'da yaşayan ailelere önerir misiniz? Paket tatilin avantajı nedir? Kesinlikle. Uçak fiyatına. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bizler de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Hem Sarpus Paradise'ı tercih ettiğiniz için, hem Acapulco Otel'de güzel bir tatilinizi gerçekleştirdiğiniz için, hem de Kıbrıs Geniş TV'yi izlediğiniz için. İzliyoruz değil mi? İzliyoruz efendim. Çok teşekkür ederim. İyi günler. İyi tatiller. Acapulco Otel'deki röportajlarımız devam ediyor. Acapulco Otel'i sadece yabancı turistler değil, yerli halk da tercih ediyor. Neden tercih ediyor? Öncelikle sizi tanıyalım. Nasılsınız? Nasıl gidiyor tatil? Sağ olun, çok güzel. Bugün Acapulco'da yemeğinizi yediniz ailece. Evet. Neden tercih ettiniz? Hafta içi Acapulco Otel'e geldiniz ve burada keyif geçiriyorsunuz ailenizle birlikte. Aynen. Nasıl öyle. Burada tatil yapmak ya da yemek yemek, eğlenmek Acapulco Otel'de? Burada yok. Her şey var. Aile çocuklara hitap eden kovasından havuzuna, denizine, restoranları çok iyi. Kıbrıs'ın öz değeri. Dolayısıyla desteklemek lazım. Kesinlikle desteklemek lazım. O yüzden Londra'ya da buradan selamlar. Kesinlikle vatanlarına gelsinler ve Acapulco'yu ziyaret etsinler. Ben bunun ilk 3-5 bungalov olan halini de biliyordum. İnanılmaz bir büyüme trendine girdi. İnşallah çok daha büyür ve bu kalitesini hiç kaybetmeden bir dünya markası olmaya devam eder. Çok teşekkür ediyoruz röportajınız için. Ederim. Sizi tanıyabilir miyiz? Döner nasıldı Döner? Çok güzel. Yemeğinizi böldük, kusura bakmayın. Sürekli olarak geliyor musunuz Acapulco'ya? Yok, bu ilk kez gelişim. İlk kez geldiniz. Nasıl, beğendiniz mi? Evet, gayet güzel. Memnunuz. Nasıl olduk yerli halktan olarak ilk kez geldiğiniz Acapulco Otel'e? Getiren olmadı mı? Yok. Arkadaşımız dolayısıyla şey yaptık. Zaten adını duyuyorduk da. Arkadaşımız dolayısıyla vesile oldu. O yüzden. Yemek nasıldı? Güzel miydi? Gayet, lezzetli miydi? Gayet güzeldi. Denize girebildiniz mi? Yok, daha değil. Gerçekten çok güzel. Kumlar yani, hiç çakılıyor. Altın güzel. Kumlar, temiz buz gibi deniziyle tavsiye ediyorum. Eminim bundan sonra da yine geleceksiniz.
sevgili Başaklar ve yükselen burcu Başak olanlarla devam ediyoruz. Karşıt burcunuzda bir dolunay gerçekleşti. Dolayısıyla sizler birazcık gerilimli olmuş olabilirsiniz. Dolgu çalkantıları yaşadığınız bir takım kişileri hayatınızdan tamamıyla çıkardınız. Çünkü sizler detaycısınız, analiz edersiniz ve mükemmeliyeti ararsınız. Bu süre içerisinde belki akışta kalmanız gerekti, affetmeniz gerekti ve insanları olduğu gibi kabullenmeyi öğrendiniz. Yine bu süreç devam ediyor. Birkaç gün daha devam edecek bu gerilim. Yine kendinizle ilgili kendinizi ifade ettiğiniz alanlarda bir takım sorunlar yaşamış olabilirsiniz. Merkür gerilemesi vardı sizin burcunuzda. Son 3 haftadır bir takım kişilerle tartışmalar olmuş olabilir. Ama artık Merkür düze geçti. Kendinizi ifade ederken daha rahatsınız, daha iyisiniz. İmaj değişikliği yapabilirsiniz. Sözlerle karşı taraf üzerinde etki yaratabilirsiniz. Her türlü anlaşmalarınızda harekete geçebilirsiniz. Girişimlerde bulunabilirsiniz. Jüpiter de 10 Ekim'de Akrep burcuna geçecek. Dolayısıyla son bir ay kaldı. Parayla ilgili alanlarda girişimlerinizi yapabilirsiniz. Ticaret hayatına atılmak istiyorsanız, yatırım yapmak istiyorsanız şanslı olacağınız son bir ayın içerisindesiniz. Ve yayınımıza çok özel bir düğün töreniyle devam edeceğiz. Kıbrıslı değerlerimizden müzisyen Kıbrıslı dörtlüsünün ve Türk toplumunun çınarı diyorum ben ona, Erdoğan Baca'nın oğlu sevgili Hasan Baca ve Şen Sema'nın düğününe gidiyoruz ve çok özel görüntüleri gösteriyoruz sizlere, izliyoruz.
yayınımıza. Siz sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlarla devam ediyoruz. Sizler de koçlar gibi işle ilgili alanlarda karar vermek zorunda kaldınız. Belki bir takım şeyler sonlandı hayatınızda. Sağlıkla ilgili sorun yaşamış olabilirsiniz. Gizlilik içerisinde hareket etmiş olabilirsiniz. Belki bir takım şeyler, sizden saklanılan şeyleri duydunuz bu süre içerisinde. Gerilimli bir süreçti. Bu süre içerisinde bir takım kişileri de hayatınızdan çıkarmış olabilirsiniz. Diğer burçlar gibi sizler de uykuyla ilgili sorunlar yaşamış olabilirsiniz. Arınmak için, meditasyon, dua, zikir yapmak için çok güzel bir süreçti. Etkisi halen daha devam ediyor. Yine Merkür gerilemesi vardı son 3 hafta içerisinde. Elde olmayan sebeplerden dolayı bir takım kişilerle tartışmış olabilirsiniz. Bazı olaylar tekrar su yüzüne çıkmış olabilir. Hayatınızda duymak istemediğiniz bazı olaylarla mücadele etmek durumunda kalmış olabilirsiniz. Kronik bir takım rahatsızlıklarla uğraşmış olabilirsiniz. Ama etkisi yavaş yavaş geçiyor. Merkür düze geçti. Artık kendinizi ifade etmek istediğiniz alanlarda sizler de şanslısınız. Jüpiter sizin burcunuzda son bir ay kaldı. Son bir yıldır şans, bolluk ve bereket sizinleydi. Her türlü alanda şanslıydınız ama artık Akrep burcuna geçecek ve para hanenizde bir bolluk ve bereket söz konusu olacak. Yani bir aylık süre içerisinde yine tüm girişimlerinizde çok şanslısınız. Seyahatler olsun, basın, medya, yayıncılık ve turizmle ilgili alanlarda ve yüksek eğitimle ilgili alanlarda tüm şansı, bolluğu ve bereketi yakalayacağınız son bir ayın içerisindesiniz. Ve yayınımızdan Uyanlar İnşaat ile devam ediyoruz. Ev satın almak isteyenler, Kıbrıs'ta ev sahibi olmak isteyenler, köklü firmalardan olan Uyanlar şirketine mutlaka uğramanız gerekiyor. Ev alım, satım, kirayla ilgili, ev sahibi olmakla ilgili fikir elde edeceğiniz, güvenebileceğiniz firmalardan Uyanlar İnşaat'ta bakalım oradaki projelerle ilgili bizde neler anlatmışlar, izliyoruz. Sevgili Kıbrıs Genç TV izleyicileri, Uyanlar Construction'ın standındayız ve siz tanıyalım. Merhabalar, adım Memduh Demirağ. Satış bölümünün mimarıyım ben. Uyanlar İnşaat'tan. Memduh Bey, mimarsınız. Hı hı. Yani bu güzel eserin yaratıcısısınız. Yaratıcısı değil, yaratıcılarından biriyim. Evet. Katkı koyanlardan biri. Asıl yaratıcılarımız Ahmet Bey'le Gökhan Bey'ler. Baş mimarlarımız ofisteki. Biz de onların yanında, onların engin tecrübelerinden ve bugüne kadar yaptığı ürünlerden bir şekilde hani tecrübe kazanıp biz de onların yolunda ilerlemeye çalışıyoruz. Şimdi ekran başında bizi izleyicilerimiz izliyor ve bugün Uyanlar Construction'ın standına geldiğimiz zaman halkımıza neler tavsiye ediyorsunuz? Halkımıza deniz kenarında bir ev tavsiye ediyoruz. Donbeş bölgesini tavsiye ediyoruz. Şu an Adana'nın en güzel, en canlı sahillerinden biri. Doğu kıyısının üstünde. Şu an denize bu kadar yakın olup da hani böyle güzel imkanlar sunan bir bölge daha yok adada. O kadar uygun fiyatlar da yok. 22 bin, 23 bin sterlin civarından başlayan fiyatlarımız. Uygulama da koşullarından. Şu an bizim iddiamız burada herkesi ev sahibi yapabilirik en kolay imkanlarından. Evet, kredi sistemleriniz de var. Tabii ki, tabii ki. Yani şu an 50 aya kadar faizsiz vade verme şansımız var. Çoğu vade depozitlerinden birer ev sahibi olabiliyor herkes şu an bizde. Hiç evet. Banka kredisine ihtiyaç duymadan, herhangi bir yere kefalet vermeden, hiçbir şey yapmadan direkt sadece bize yapılan küçük ödemelerinden %20, %25'lik küçük depozitlerinden 4.000-5.000 sterlinlik gibi ve aylık 500-600 sterlinlik şeylerinden, taksitlerinden ev sahibi yapabiliyoruz insanlarımızı. Evet Memduh Peşim, ben bir 2+1 almak isterim. Oturalım. Bana formamı doldurunuz. Evet sevgili izleyiciler, ben de Uyanlar'dan bir daire alıyorum, 2+1 ve ben de artık çoluk çocuğumla birlikte tatilimi Uyanlar'da Long Beach'te geçireceğim. Sakın kıskanmayın ha, eğer ki kıskanırsanız siz de Uyanlar'ı arayabilirsiniz. İngiltere'deki satış temsilcilerinden ulaşabilirsiniz. Direkt Uyanlar'ı arayabilirsiniz. Hiç problem yok zaten. Siz Uyanlar'ı çok kolay bulursunuz. Uyanlar.com diyoruz. Uyanlar.com. Bir telefon ya da bir tık kadar yakınız size.
Evet, şimdi bana nereden ev vereceksin? Nasıl bir şey isterseniz? 2+1. 2+1. Çok fazla yüksek olmasın çünkü benim yükseklik korkum var. Tamam. Size şu an adamın bir projelerinden birinden bir ev verelim. Nereden verelim? Royal Sun Residence'ın bir daire ayarlayabiliriz size. Bir yıla kadar bitecek olan bir daireyi şu an 61.000, 62.000 istenin civarında ki fiyatlarla sahibi olabiliyorsunuz. Şimdi büyük felak, denize yakın, havuzuyla, spor salonuyla, restoranıyla, oyun alanlarıyla, her şeyle beraber. Evet, bir yıla kadar teslim. Bir yıla kadar teslim. Şu an teslim hazır olan ünitelerimiz de var. Bir yıla kadar teslim olan da var. İki yıla bitecek olan da var. Daha inşaatı başlanmış, Oakland'da olan da var. Her şey sizin bütçenize ve nasıl ödeme yapacağınıza, nasıl rahat edeceğinize bağlı. Evet, ben bir 2+1 alayım ve işlemlere başlayınız isterseniz. Başlayalım. Çünkü teşekkür ederim. Hayırlısı olsun. Sağ olasınız. Siz sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlarla devam ediyoruz. Sizler de aşkla ilgili alanlarda bir takım sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz. Sevgilinizle ters düşmüş olabilirsiniz. Bu süre içerisinde yine çocuklarla çok fazla uğraşmanız gerekebilir. Onların sağlık sorunları olabilir, dersleri olabilir. Mücadele etme durumunda kalabilirsiniz. Sporla ilgili uğraşıyorsanız ufak tefek kazalarla mücadele etme durumunda kalmış olabilirsiniz. Veya sanatla ilgili uğraşıyorsanız sergiler açmak, kendi yaptığınız projeleri sergilemek açısından çok güzel bir süreç. Çünkü balık burcunda oldu Dolunay ve balık burcu yaratıcılığı çok yüksek. Özellikle resimle ilgili alanlarda, sanatla ilgili alanlarda büyük başarılar gösterebileceğiniz bir sürecin içerisindesiniz halen daha. Merkür gerilemesi vardı. Arkadaşlarla ilgili ufak tefek sorunlar yaşamış olabilirsiniz. Son 3 haftadır bir takım kişileri, dostlukları hayatınızdan çıkarmış olabilirsiniz. Artık düze geçti arkadaşlarla. Sorunlarınız her neyse oturun konuşun. Çünkü Merkür düze geçti. İşten elde edilen gelirlerde bir yükseliş ve artış da önümüzdeki günlerde söz konusu olabilir. Jüpiter 10 Ekim'de burç değiştirecek. Dolayısıyla bazı zamanlarda şansınızın kısıtlandığını hissetmiş olabilirsiniz ama 10 Ekim'den sonra Jüpiter sizin burcunuzda ve bir yıllık süre içerisinde tüm alanlarda şanslı olacağınız bir sürecin içerisine giriyorsunuz. Ve yayınımıza siz sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlarla devam ediyoruz. Sizler de ikizler burcu gibi evle iş hayatında bir takım sorunlar ve ikilemler yaşamış olabilirsiniz. Evle ilgili bir takım sorunlar oluşmuş olabilir veya iş hayatınızda bir takım sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz. Etkisi yavaşça geçiyor artık. Her neyse evle ilgili sorunlarınız veya kariyer hayatınızla ilgili, patronunuzla ilgili yaşamış olduğunuz sorunlar artık yavaşça halloluyor. Merkür gerilemesi vardı. Tabii ki işle ilgili sorunlar çok fazlaydı geçtiğimiz günlerde. Özellikle son 3 haftadır kariyerle ilgili, işle ilgili bir takım sorunlar yaşamış olabilirsiniz. Belki iş değişikliğini düşündünüz siz sevgili yaylar ama artık bu sıkıntılar yavaşça sona eriyor. İş başvurusunda bulunduysanız size olumlu bir şekilde geri gelebilir. Yükseliş terfi söz konusu olabilir. Maaşınızda artış, zam söz konusu olabilir. Üst düzey yetkililerinden veya patronunuzdan da destek göreceğiniz bir sürecin içerisine giriyorsunuz. Jüpiter 10 Ekim'e kadar Terazi burcunda tabii ki işten elde edilen gelirler yükseliyor. Arkadaşlardan destek göreceğiniz bir sürecin içerisine giriyorsunuz. Oğlak ve yükselen burcu oğlaklara baktığımız zaman sizler de iletişimle ilgili alanlarda bir takım sorunlar yaşadınız. Yengeç burcu gibi sizler de sözlere çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bir takım kişilerle ters düşmeniz söz konusu olabilir.
yine yurt dışı bağlantılı işlerde bir takım sorunlar oluşmuş olabilir. Merkür gerilemesi vardı. Seyahat ederken zorlanmış olabilirsiniz siz sevgili oğlaklar. Bağolunuzun kaybolması söz konusu olabilir veya rezervasyon hataları oldukça fazla olur dolunaylarda. Bu süre içerisinde sizler de özellikle basın medya yayıncılıkla ilgili uğraşıyorsanız veya yüksek eğitimle ilgili uğraşıyorsanız bir takım sorunlarla mücadele etme durumunda kalmış olabilirsiniz. Artık bu sorunlar yavaşça geçiyor. Jüpiter 10 Ekim'de burç değiştirecek. Kariyerle ilgili son bir ayınız kaldı. Yükseliş terfi söz konusu olabilir. Destek görebilirsiniz. 10 Ekim'den sonra işten elde edilen gelirler yükseliyor. Ve yayınımızda Kıbrıs'taki en güzel otellerden olan Korenium Otel ile devam ediyoruz. Lüks Korenium Golf and Country Club'da Türk gecesinde, Kıbrıs gecesinde bulunduk bizler de. Türk kültürünün yansıtıldığı en güzel organizasyonlardan biriydi. Kameralarımıza bakalım orada neler yansımış. O güzelim Lüks Korenium Golf Country Club da bakalım neler varmış izliyoruz. Bir yatırımın ardından 18 delikli şampiyonluk golf sahası olarak faaliyete başlayan 800 dönüme yayılmış olan tesis bugün 86 odalı, butik oteli, toprak tenis kortları, açık yüzme havuzu ve özel plajı ile yüksek standartlardaki yapısı ile Doğu Akdeniz bölgesinde dünya turizmine hizmet ediyor. Geçen 10 yılda Avrupa ve Türkiye'den özellikle de İngiltere, Almanya, Hollanda, Danimarka, Orta Avrupa ve Balkan ülkeleri ile İskandinav ülkelerinden binlerce golfçüyü ağırlayan Korenium Golf and Beach Resort sadece bir golf sahası ve otel olmak ile yetinmeyerek farklı birçok alanda da kendini kanıtlayarak turizm sektöründe vizyon sahibi, kaliteli, yeniliklerin öncüsü bir kurum olarak yerini aldı. Akdeniz'in huzur veren sakinliği ve görsel zenginliği ile yıllardır alana ev sahipliği yapan zeytin, harnut ve çam ağaçlarının içinde yer alan Korenium'un Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizmine çeşitlilik katarak ülke tanıtımında önemli bir misyonun yüklendiği ve ülke turizmine, sosyal, kültürel ve spor hayatına katkılarını sürdürmek amacıyla kendi gelişimini de aksatmadan sürdüreceği açıkça görünüyor. Son yıllarda dünyada trend haline gelen açık hava banket etkinlikleri ve elbette kır düğünleri için Kuzey Kıbrıs'ta tamamen bu amaç için hazırlanmış olan doğal kır düğünü mekanı da sadece Korenium Golf and Beach Resort'te bulunuyor. Lux Korenium Golf and Country Club'da yemyeşil kırların üzerinde canlı müzik ve halk oyunları eşliğinde eğlenceye doyamayacaksınız. A'dan Z'ye Türk kültürünün yansıtıldığı lezzetli yemeklerin tadına varacağınız haftada bir gerçekleşen Kıbrıs gecesi tatilinize keyif ve renk katacak. So I came to see.
Siz sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlarla devam ediyoruz. Sizler de aslan burçları gibi paranızı kontrollü kullanıyorsunuz. Parayla ilgili alanlarda bir takım yanlışlıklar söz konusu olabilir. Kandırılmalar söz konusu olabilir. İş yapacağınız kişilere çok dikkat etmeniz gerekiyor. Alacak verecekle ilgili alanlarda veya özellikle ticaret hayatına atılmak, yatırım yapmak, iş yeri açmak istiyorsanız parayla ilgili yapacağınız tüm girişimlerde çok dikkatli olmanız gereken bir sürecin içerisindesiniz. Merkür gerilemesi vardı. Son 3 haftada zaten parayla ilgili sorunları yaşıyorsunuz. Belki borçlanmak istiyorsunuz, parayla ilgili girişimlerde bulunmak istiyorsunuz ama sıkıntılar var burada. Belki eşinizle ve ortağınızla parayla ilgili alanlarda bir takım işler yaptınız ama sıkıntılar var. Paranızı alamıyorsunuz. Eşiniz veya ortağınızla parayla ilgili alanlarda tartışmalar görülüyor. Dolayısıyla çok dikkat ediyorsunuz. Önümüzdeki birkaç günlük süre içerisinde ve bunun sonrasında parayla ilgili alanlardaki girişimlerinizi yapabilirsiniz. Almak istediğiniz paraları alabilirsiniz. Balık ve yükselen burcu balıklara baktığımız zaman sizler de dolunayın etkisinden oldukça fazla etkilendiniz. Sizin burcunuzda bir dolunay gerçekleşti. Dolayısıyla hassas bir süreçti. Zaten balıklar çok duygusal, hassas, özverili ve şefkatli burçlardan. Bu süre içerisinde duygu çalkantıları yaşamış olabilirsiniz. Bir takım kişilerle ters düşmüş olabilirsiniz sizlerde. Kandırılmaya çok müsaitti bu süreç. Bir takım girişimlerde bulunmak istediğiniz belki yanlışlıklar oldu. Kulağa hoş olmayan bir takım laflar geldi. Bağımlılığa çok müsaittir balık burcu. Bu
süre içerisinde yine uykuyla ilgili sorun yaşamış olabilirsiniz. Ayaklar çok hassastır, balık burçların en hassas burçlardandır. Ayakla ilgili alanlarda sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz. Ama her türlü girişimde bir takım sonlanmalar oluşmuş olabilir. Duyguyla mantık arasında gelgitler olmuş olabilir. Bazı kararlar almak istediğiniz ama yanlış kararlar da olmuş olabilirdi. Bir takım kişileri hayatınızdan çıkarmak da istemiş olabilirsiniz. Eşiniz de belki bir takım sorunlar yaşadınız veya ortağınızda, ama artık yavaşça bu sorunlar da sona eriyor. Tüm burçları nasıl etkiledi? Dolunay anlattık. Merkür gerilemesi vardı. İletişimle ilgili sorunlar yaşadık. Bunlar artık yavaşça sona eriyor. Gelecek hafta sizlere yeni aydan bahsedeceğim. Yeni ayda nasıl yapalım dileklerimizi ve hangi alanda hayatımızda yenilikler var? Tutulmalar bitti artık. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde yılbaşına kadar biraz daha rahatız, daha huzurluyuz. Hangi alanlarda daha iyi olacağız sizlere anlatacağım. Dolayısıyla bizleri izlemeye devam ediyorsunuz. Kıbrıs Genç TV Londra Haber magazin ekibi olarak çok güzel bir hafta geçirmenizi diliyoruz. Gelecek hafta yepyeni konularla görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Büyük Britanya İmparatorluğu'ndan sizlere bu haftalık da bu kadar. Başkalarının isteyip de yapamadığı, en çok takdir edilmeye çalışılan Londra Haber Magazin'den hepinize hoşça kalın. Bir sonraki hafta görüşmek ümidiyle.